Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Karpuz Adam ve arkadaşlarının hikayesini anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Deniz kenarındaki bir adada birbirinden tatlı ve renkli meyve adamlar yaşarmış. Bu meyve adamlar günlerini neşe içinde geçirir, deniz kenarında oynayıp eğlenirlermiş. Onların en sevdiği şey dalgaların şip şap şop sesiyle dans etmekmiş. Bir gün Karpuz Adam kocaman gülümsemesiyle sahile gelmiş. Yeşil kabuğunun altında kocaman kırmızı bir kalbi varmış. Karpuz Adam, "Hadi arkadaşlar, gelin beraber şarkı söyleyelim." Karpuz Adam şip şap şop, burnu uzun rü rü rü, saçları rüzgar vu vu vu, kaşları keman gı gı gı, karnı davul güm güm güm, bize güler ha ha ha. Karpuz Adam gitti vah vah vah. Hemen arkasından da kivi adam zıplamış. Kivi adamın kahverengi kabuğu tüylüymüş. İçi ise yemyeşilmiş. Kivi adam, "Ben de geliyorum. Acaba en sulu meyve hangimiz?" demiş ve şarkı söylemeye başlamış. Kivi adam şip şap şop, burnu uzun rü rü rü, saçları rüzgar vu vu vu, kaşları keman gı gı gı, karnı davul güm güm güm, bize güler ha ha ha. Kivi adam gitti vah vah vah. Çilek adam ise şapkasını takmış çünkü güneşte kızarmaktan korkuyormuş. Gerçi zaten kırmızı ama. Çilek adam, "O en tatlı meyve ben olabilirim, ne dersiniz?" diye sormuş ve sahilde koşarak sevinç çığlıkları atmış. Çilek adam şip şap şop, burnu uzun lü lü lü, saçları rüzgar vu vu vu, kaşları keman gıy gıy gıy, karnı davul güm güm güm, bize güler ha ha ha. Çilek adam gitti vah vah vah. Portakal adam ise yuvarlanarak onlara katılmış. Onun turuncu kabuğu parıldıyormuş. Portakal adam, "Tamam tamam ama en güzel kokan meyve benim bu kesin." demiş. Ve bu kez de portakal adam için şarkıyı söylemişler. Portakal adam şip şap şop, burnu uzun lü lü lü, saçları rüzgar vu vu vu, kaşları keman gı gı gı, karnı davul güm güm güm, bize güler ha ha ha. Portakal adam gitti vah vah vah. En son armut adam gelmiş. O biraz daha sakinmiş. Yeşil ve sarı renkleriyle çok güzel görünüyormuş. Armut adam, "Peki en çok tutan meyve kim? Onu hiç düşündünüz mü?" demiş ve arkadaşları da göz kırpmış. Yürümeye devam ederken başlamış şarkısını söylemeye. Armut adam şip şap şop, burnu uzun lü lü lü, saçları rüzgar vu vu vu, kaşları keman gı gı gı, karnı davul güm güm güm, bize güler ha ha ha. Armut adam gitti vah vah vah. Sahilde oynarken dalgalar şip şap şop diye vuruyormuş. Denizden gelen rüzgar ise vuu 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 diye esiyormuş. Karpuz adam arkadaşlarına seslenmiş. "İşte hepimizin farklı renkleri ve tadı var ama hepimiz çok faydalıyız." Sonra hep beraber ha 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 diye kahkaha atmışlar. Kivi adam sormuş. "Acaba biz meyveler neden bu kadar faydalıyız?" Portakal adam hemen cevaplamış. "Çünkü vitamin doluyuz. Özellikle ben bol bol C vitamini veririm." demiş. Çilek adam eklemiş. "Evet.
Evet evet ben de. Ama ben aynı zamanda çok lezzetliyim. Herkes beni çok sever demiş. Karpuz adam ise kocaman bir gülümsemeyle demiş ki. Ben de herkese serinlik ve bol su veririm. Yaz günlerinde en çok beni severler. Armut adam da ciddi bir sesle. Ben tok tutarım ama aynı zamanda da tatlıyım. Demiş ve göz kırpmış. Gün batarken hepsi tekrar sahilde koşup oynayarak. Gıy gıy gıy. Voo voo voo. Şip şap şop. Sesiyle dans etmişler. O gün hepsi çok eğlenmiş. Hem oyun oynamış hem de meyvelerin ne kadar önemli olduğunu öğrenmişler. Ve hep birlikte neşeyle bağırmışlar. Ha ha ha. Bugün çok güzeldi. Güneş batmış, yıldızlar parlamaya başlamış. Meyve adamlar adalarındaki küçük evlerine dönüp tatlı rüyalar görmüşler. Bir sonraki hikayeye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.